Parçada sözü edilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Rus düşünürler Kropotkin ve Bakunin devletin ne tanrının yeryüzündeki bir görüntüsü ne de insanların zorunlu ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan bir araç olarak görürler. Bakunin'in deyimiyle devlet bireysel hayatın bütün görüntülerinin gömülü olduğu bir mezarlıktır. Kötülüğün esas sebebidir. Birey ve bireyin özgürlüğü en üstün değerlerdir ve bireyin bir güce itaat ediyor olması kişiliğin yok edilmesi ve özgürlüğün ortadan kaldırılması anlamına gelir. Kısacası parça neden bahsediyor? Devletin gereksizliğinden, devletin bireysel özgürlüğü ortadan kaldırmasından bahsediyor. O halde devlete karşı çıkan, devletin ortadan kaldırmasını savunan yaklaşım hangisidir hocam? Anarşizmdir. Sosyalizm ve komünizm eşitliği savunur. Liberalizm özgürlüğü savunur. Kapitalizm ise ekonomik anlamda sınırsız birikimi ve emeğin sömürmeyi savunur diyelim. Cevap Denizli dedikten sonra bu sorumuzu bitirmiş olalım. Buna göre sanat felsefesinin konusuna giren yapıların özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Sonbaharda dökülen yaprakların görüntüsü, bir deniz kıyısı, gün batımı da bizde hoş duygular meydana getirir. Benzer duyguları Zeki Müren'in bir şarkısında, Çağan Irmak'ın bir filminde hissederiz. Ancak sanat felsefesi ne sonbaharda dökülen yaprakları, ne deniz kıyısını, ne de gün batımını konu alır. Sanat felsefesi Zeki Müren'in şarkısıyla Çağan Irmak'ın filmiyle ilgilenir. Yani burada güzellikle ilgili bir ayrım yapmış. Ne diyorduk? Estetiğin konusuyla sanat felsefesinin konusu birbirinden farklıdır. Her ikisi güzeli konu alır ama sanat felsefesi insan yaratımı olan güzeli konu alırken estetik hem doğal güzeli hem de insan yaratımı olan güzeli konu alıyordu. Dolayısıyla Zeki Müren'in şarkısı Çağan filmi nedir? İnsan yaratımı olan bir güzellik olduğu için cevap net olarak Adana'dır. <laughs> Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım. 20. yüzyılın önemli isimlerinden olan Hartmann, metafiziğin felsefenin önemli alanlarından biri olduğunu savunur. Aristoteles'ten beri süre gelen metafizik çalışmaların gerçeklikle örtüşmemesi sebebiyle sorun yaşadığını belirten düşünür. Varlıkların kategoriye ayrılması, kategoriler arasındaki ilişkiler incelenirken bilimlere olduğu gibi metafiziğe de yer verilmesi gerektiğini savunur. Arkadaşım Hartman ne yapıyordu? Varlıkları dört katmana ayırıyordu hatırlarsan. Katmanları harika bir şekilde çiziyorum. Bu katmanların her birinin bir ismi vardı. Bu katmanları incelerken metafizik yanında bilime de yer verilmesi gerektiğini söyleyerek yeni ontoloji diye bir akım kurmuştu. Şimdi şıklara bakalım. Adana 20. yüzyıl felsefesinde metafizikten söz edilmiş mi? Edilmiş. Kim etmiş? Hartman hocam. Bakın burada görebiliyoruz. Devam ediyorum. Hartman metafize yeni bir anlam yüklemiş mi? Yüklemiş hocam. Varlık kategorilerinin incelenmesinde bilimlere yer yoktur diyebilir miyiz? Hayır metafizin yanında da bilimler de önemlidir. Bilimlere de yer verilmelidir diyor. Dolayısıyla Ceyhan cevabımız olabilir. Denizli'ye bakıyorum. Hartman'ın metafiziği bilimlerle beraber varlığı anlamada kullanmayı önermiş mi? Yeni bir yaklaşım ortaya koymuş mu? Koymuş hocam. Peki metafizin gerçeklikten uzak oluşu ona ilişkin olumsuz düşüncelere sebep olmuş mu? Evet olmuştur. Cevap Ceyhan'dır. Parçadan yola çıkarak Platon ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Platon toplum ile insan arasında bir benzerlik kurar. İnsan ruhu üç bölümden oluşur. Bunlar akıl, istek ve iradedir. Nasıl ki sağlıklı bir insan ruhundaki bu üç bölüm dengede olan insansa sağlıklı toplumda bu üç bölüme karşılık gelen sınıfların uyum içinde olduğu toplumdur. Devlette akıl yöneticilere, istek üreticilere, irade ise askerlere karşılık gelir. Ruhta hangi bölüm baskınsa kişi bu sınıfta yer alacaktır. Platon bize nasıl bir devletten bahsediyor hocam? Kas sistemine benzer bir devletten bahsediyor. Yani sınıflı bir toplum yapısından bahsediyor. En altta üretici sonra koruyucular yani askerler, en zirvede ise yöneticiler. Yöneticilerin özelliği neymiş? Akıllı temsil etmeleriymiş. Peki insan ile devlet arasında bir benzerlik kurduğumuzda devletin doğal, insanın da doğal bir varlık olduğunu iddia edebilir miyiz? Evet hocam. Şimdi şıklarda bunları bulalım. Devlet doğal bir kurum olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, çünkü insanla devlet arasında, toplum arasında bir benzerlik kurduk. Ele gitsin. Peki sınıflı bir toplum yapısı var mıdır? Evet. Üç sınıflı bir toplum yapısı vardır. Ele gitsin. Peki devlet yönünde aklın üstünlüğü kabul edilmiş midir? Evet hocam çünkü akıl en zirveye konulmuştur. Peki insan mikroorganizma ise toplumda makroorganizma olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle evet. Peki ideal bir düzenin mümkün olamayacağını iddia etmiş midir? Hayır ideal bir düzen mümkün olabilir. Nasıl olabilir? Şu şekilde sınıflı bir toplum olarak olabilir diyor. Dolayısıyla tam tersi olacaktı. O yüzden cevap edin nedir? Müzik Buna göre Aristoteles'e göre mutluluk için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? Aristoteles'e göre yaşamın nihai amacı mutluluktur. Mutlu olmanın kesin bir reçetesini vermese de ona ulaşmanın yolunu anlatır ünlü filozof gözü karalık ile korkaklığın, müsriflik ile cimriliğin iki aşırı uç olduğunu ve bu uçlarda dolaşmanın insanı mutluluktan uzaklaştıracağını söyler. Gözü kara veya korkak olmayı değil, cesur olmayı yüceltir. Yani sana neyi diyor hocam? İki uç arasında yer almalısın. Uçlarda değil bakın uçlarda yer almıyoruz. Nerede yer alıyoruz? Ortada, dengede yer alıyoruz. Bunu sağlayan şey nedir? ölçülü olmaktır. Bu da Aristoteles'in altın orta kuralına götürüyor. Cevap net olarak Bursa'dır.